Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde programlamada önemli bir yere sahip olan diziler ve matrisler konusunu anlatmaya çalışacağız. Diziler ve matrisler programlamada bizim sıklıkla kullanmış olduğumuz önemli yapılardan arkadaşlar. Yığın halinde verilerle uğraşırken çok sayıda verinin birlikte kullanılması ve bu veriler üzerinde belli işlemlerin yapılması gerektiği durumlarda kullanmış olduğumuz önemli yapılar, diziler ve matrisler. Bu dersimizde dizi ve matrisin ne olduğu, nasıl tanımlandığı, hangi durumlarda dizi kullanımına ihtiyaç duyacağımız ve dizilerin nasıl kullanılacağı konularını anlatmaya çalışacağız. Ve bu konularla ilgili örnek uygulamalar geliştirmeye çalışacağız. Evet, dizi ve matris nedir arkadaşlar? Öncelikle bununla başlayalım. Programlama dillerinde bellekte ardışıl olarak yer kaplayan veri kümesine dizi adını veriyoruz. Programlama dillerinde bellekte ardışıl olarak yer kaplayan veri kümesine dizi adını veriyoruz. Bizim tanımlamış olduğumuz değişkenler arkadaşlar bellekte belli yerlere yerleşirler. Ama o anda tanımlandığı anda nerede bir boşluk varsa bellek üzerinde o bellek bölgesi o değişken için ayrılır. Dizilerde bundan farklı olarak diziyi tanımladığınızda dizi belli boş bellek bölgelerini değil belli bir bölgeyi yani belli bir bellek bölgesini sizin için rezerve etmiş olur ve birbirini takip eden bitişik hücreler, bellek gözleri bu dizi için ayrılmış olur. Bu şekilde de dizinin elemanlarına sıralı bir şekilde erişilebilir arkadaşlar. Diziyi oluşturan veri kümeleri bellekte bitişik olarak ve sıralı bir şekilde yerleşirler. Yani bir dizi tanımladığınızda bu dizinin elemanları tablodan da göreceğimiz üzere arkadaşlar bakın burada A bir dizinin adı olsun. A0, A1, A2, A3, A4 şeklinde gördüğünüz gibi bunlar bitişik bellek hücrelerine yerleştirilirler. Değişken tanımından temel farkı arkadaşlar her ikisi de bellek gözünde bir adresi gösterir fakat değişkenler bağımsız bellek gözlerini gösterirken diziler sıralı bellek gözlerini gösterir. Yani birbirine bitişik sırayla devam eden adresleri de birbirinin peşini takip eden elemanları gösterirler. Biz burada mesela X, Y, Z, T ve bunlar bağımsız değişkenler olduğu için işte X 25, Y 80, Z 52, T 14, V 9 gibi değerler atanabilir tabii ki bunlara. Ama sıralı erişmek istediğinizde bunların sıralı bir ismi söz konusu değil. X, Y, Z, T'yi nasıl sıralı hale getirebileceksiniz? Öyle bir şey mümkün değil. Ne yapıyorsunuz o zaman? İşte indis ile arkadaşlar bakın A0, A1, A2, A3, A4 şeklinde sıralı bir yapı oluşturmuş oluyorsunuz. Ve bu şekilde elemanlara sırayla istediğiniz gibi ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Dizi ve matris nerede kullanılır? Birden fazla aynı tipte veri kullanmak gerektiğinde dizi yapıları işimizi kolaylaştıran çok önemli yapılardır. Sıralı ifade edilmesi gereken yığın halindeki verileri tanımlamak ve kullanmak için dizileri kullanırız. Şimdi aynı tipten çok sayıda veriniz varsa arkadaşlar mesela burada örneklemiş 500 kişilik bir okulda öğrencilerin vize, final, ortalama notlarını tutacak veriler. Şimdi 500 tane öğrencinin vize notu, final notu, ortalama notu. Yani 1500 tane not bilgisine ihtiyacınız var. Ve 1500 tane değişken tanımlayamazsınız arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bu 500 tane veriyi tek bir isim altında toplamış oluyorsunuz. Örneğin siz buna diyorsunuz ki işte vize dediniz dizinin adına ve 500 elemanlı bir dizi tanımladınız. Şimdi artık bir tane veri tanımlamış oluyorsunuz ama aslında bu bir tane verinin altında 500 tane ayrı değer tutabileceğiniz bir eleman oluşturmuş oluyorsunuz. Yani siz 3 tane dizi tanımladığınızda vize, final, ortalama diye 3 dizi tanımladığınızda aslında 1500 tane farklı değişken tanımlamış oluyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Değişkenler bellekte bağımsız ve farklı bellek gözlerinde bulundukları için ve tanımlama yapılarından dolayı sıralı erişime uygun değildirler değişkenler. Bu durumlarda sıralı erişilebilir ve bellekte ardışıl bellek gözlerini kullanan dizi yapısı kullanılır arkadaşlar. Dizilerin İngilizce adı array, array olarak geçiyor programlamada da. Sıkça karşılaşacaksınız bu deyimle de. O yüzden önemli bir deyimdir. Çok sayıda yığın halinde ve aynı veri tipindeki veriler ile çalışmak gerektiğinde dizileri kullanıyoruz. İşte 30 kişinin çalıştığı bir iş yerinde çalışanların maaş, ad, soyad, yaş, kimlik numarası,
maaş gibi verilerini arkadaşlar dizilerle, ayrı ayrı dizilerle tutabilirsiniz. Örneğin 81 ilin nüfus bilgilerini bir diziyle saklayabilirsiniz. Yani yığın halinde çok sayıda veriyi, aynı tipte çok sayıda veriyi tek bir isim altında toplamak için dizileri kullandığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, dizi ve matris nasıl kullanılıyor? Bir de buna bakalım. Diziler sıralı veriler olduğundan dizinin elemanlarına indislerle ulaşılır. Yani biz tek tek değişkenlerle uğraşmıyoruz. Artık bir diziyle uğraşıyoruz. Yani tek bir isim var. Peki tek bir isimde nasıl elemanlara erişeceksiniz? İşte arkadaşlar burada indis kullanıyoruz. Dizinin elemanıyla, indisiyle dizinin elemanına erişmiş oluyoruz. Dizinin tüm elemanları aynı veri tipinde olmalıdır. Önemli olan noktalardan bir tanesi bu. Tanımlamayı nasıl yapıyoruz? Bakın burada şablon olarak verdik arkadaşlar. Dizinin tipi, eleman sayısı ve dizinin adı şeklinde C dilinde kullanıyoruz. C Sharp dilinde de dizinin tipi, köşeli parantezimizi koyuyoruz. Dizimize bir isim veriyoruz. New deyimi sınıfsal yapı olduğu için C Sharp'ta ve C++'ta new deyimiyle kullanıyoruz. New dizinin tekrar tipini söylüyoruz ve köşeli parantez içerisinde eleman sayısını belirtiyoruz. Bakın burada örneklemleri var. Integer köşeli parantezimizi koyduk. Bir isim verdik. Sayılar adını verdik. New integer 10. Eğer C'de tanımlıyor olsaydık int 10 sayılar diyecektik ve diziyi tanımlamış olacaktık. Int eleman sayısı dizinin adı şeklinde tanımlamayı yapmış olacaktık. Int eleman sayısı sayılar dedik ve eleman sayısını belirtmiş olduk. Ne oldu? N elemanlı bir tam sayı dizisi tanımlamış olduk. Double köşeli parantezimizi koyduk. Dizimizin adını verdik. New double eleman sayısını belirttik. C'de yapıyor olsaydık double eleman sayısını belirtecektik yine köşeli parantez içerisinde ve dizimizin adını söylemiş olacaktık. Burada da 100 elemanlı ondalıklı bir sayı dizisi tanımlanmış. Burada da gördüğünüz gibi karakterlerden oluşan arkadaşlar 20 elemanlı bir karakter dizisi harfler adıyla oluşturulmuş. Harfler diye bir dizi karakter tipinde yani 20 tane karakterden oluşan bir dizi tanımı yapılmış. Tanımlamasını da bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi dizinin özel bir hali arkadaşlar. Matris dediğimiz yapı dizinin özel bir halidir. Şöyle özel bir halidir. Diziler bazen kullanacağımız veriye bağlı olarak çok boyutlu olabilir. Yani dizi tek boyutlu olarak bildirdik biz. İşte kaç tane elemandan oluşuyor bunu söyledik. Ancak bazı durumlarda birden fazla boyuta sahip olması gerekebilir dizilerin. İşte bu durumlarda çok boyutlu dizi kullanıyoruz. Matris bunların içerisinde özel olarak arkadaşlar iki boyutlu olan dizidir. İki boyutlu olan dizidir. Matris özelleştirilmiş olarak iki boyutlu olan dizidir. Satır ve sütunlardan oluşur. Biz dizilerde indislerini kullanarak eriştik. İşte 0. 1. 2. 3. dizilerde programlamada arkadaşlar her şey sıfırla başlar. Her şeyin ilki sıfırdır. Bunu unutmayalım. Bir değil sıfırla başlıyoruz her zaman. Dizilerde de ilk eleman sıfır indisli elemandır. Matriste de 0-0 sütun ilk satır 0. sütun 0. satır olarak geçer. Bunları asla unutmayalım. Matrislerde dizilerden farklı olarak iki tane indis bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan ilk indis satır değerini gösterir. İkinci indis de sütun değerini gösterir. Diziler 2'den fazla boyuta da sahip olabilirler. Yani 3 boyutlu 4 boyutlu diziler olabilir arkadaşlar. Mesela burada 5 öğrencinin 4 ders için notlarını gösteren bir tablo. 0. sütun, 1. sütun, 2. sütun, 3 öğrencinin 3 dersi aslında. 3 öğrencinin 3 dersini gösteren bir tablo. 3 sütun ve 3 satırdan oluşan bir tablo gördüğünüz gibi. 0. sütun, 1. sütun, 2. sütun, 0. satır, 1. satır, 2. satır. Buna nasıl ulaşıyoruz? Buna da indislerle ulaşıyoruz. Satır ve sütunu söylüyoruz. Önce satır numarası, sonra sütun numarası şeklinde. A00, 0. satır, 0. sütunu gösteriyor. 01, 0. satır, 1. sütunu gösteriyor. 0. satır, 2. sütun şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Burada da gösterim bu şekilde gerçekleşiyor. Tanımlanmasında farklılık, çok önemli bir farklılık yok. Sadece iki boyutlu olduğu için tipini söylüyoruz. İki tane köşeli parantez kullanıyoruz. Matrisimizin adını söylüyoruz. Yine tip new, tabii new deyimini unutmuyoruz arkadaşlar. Yine tip satır sütun sayısını belirterek matrisi oluşturmuş oluyoruz. Mesela burada bakın 5 çarpı 4'lük bir tam sayı matrisi, 7 çarpı 10'luk bir ondalıklı sayı matrisi oluşturulmuş.
Evet arkadaşlar, şimdi anlatmış olduğumuz dizi ve matrislerle ilgili uygulama örneğine geçebiliriz. Editörümüzü açıyoruz ve örnek uygulamamıza başlıyoruz arkadaşlar. Hemen başlık dosyalarımı ekliyorum. Include stdio standart giriş çıkış kütüphanesi stdio h include konayo nokta h main ana fonksiyonumuzu da oluşturalım ve artık işleme başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar, bir önceki dersimizde dizinin tanımlanması ve değer ataması ile ilgili konuşmuştuk. Şimdi mesela yine bir tam sayı dizi oluşturalım. Integer. Önce tipini söylüyoruz. Sonra da biliyorsunuz arkadaşlar dizimizin adını söyleyip eleman sayısını söylüyorduk. Şimdi mesela vizeler diyelim. Örneğin vizeler diyelim ve eleman sayısını belirtelim. Diyelim ki işte 10 olsun. 10 tane vize notu olacak. Şimdi başlangıç değer atamasını hatırlayacak olursanız ne yapıyorduk? İstersek biz burada başlangıç değer ataması yapabiliyorduk. Mesela işte burada değerlerine şeklinde atayabiliyorduk arkadaşlar. Elemanlarını başlangıç değer atamasıyla bu şekilde verebiliyorduk. Ya da eğer tek tek atama yapacaksak, bunu yine geçen dersimizde bakmıştık, buna da vizeler 0 eşittir mesela işte gibi atamalarını bu şekilde, vizeler 0 eşittir, aynı şekilde vizeler 1 ikinci elemandan atamasını yapıyoruz arkadaşlar, vizeler 1 eşittir işte 32 gibi bu şekilde atamalarını yapabileceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Ama tabii her zaman bu şekilde gerçekleşmez. Yani biz bunu her zaman bu şekilde yani tek tek elemanlarını atayarak vermemiz mümkün olmadığını söylemiştik. Zaten öyle bir şey yapsak değişken kullanırdık. Yani niye dizi kullanalım? Bu şekilde tek tek atama yapılmaz. Ne yapmamız lazım? İşte bunu toplu giriş yapmamız lazım. Mesela biz bu elemanları toplu şekilde girişini yapmamız gerekecek. Eğer bu şekilde bir başlangıç değer ataması yapmıyorsak, yani değerlerini en başta belirleyip ona göre atama yapmayacaksak ve bunların işte klavyeden girişini istiyorsak, kullanıcının veri girmesini istiyorsak, işte bunun dizinin elemanlarının girilmesini sağlamamız lazım. Peki dizinin elemanlarının girişini nasıl sağlayacağız? Şimdi ona bakalım isterseniz. Bu dizinin elemanlarını klavyeden okunmasını sağlayacağım arkadaşlar. Şimdi bunun için tabii ki scanf kullanmam lazım. Yani bu dizinin elemanını okutmak için scanf kullanmam lazım. Scanf ile veriyi okutmam lazım. Mesela şimdi dizinin ilk elemanını okutmak istediğimizi düşünelim. Printf dedim ki birinci elemanı giriniz dedim. Tamam, güzel. Birinci elemanı giriniz dedim. Ve scanf bunu okudum. Okuyacağım veri bir integer olduğuna göre yüzde de virgül v operatörüyle beraber ne demiştik? Vizeler ilk elemanını okuyacağıma göre sıfır diyeceğim ve okuma işlemini gerçekleştireceğim. Evet. Şimdi okuyup okumadığını da kontrol etmek istiyorum. Altına da yazalım. Okuyup okumadığını da görelim. Birinci eleman ya da şöyle diyelim. Bize 1 eşittir. Yüzde de vizeler 0. Evet, vizeler 0. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Dizi 02 diyelim bunu da. Evet, birinci elemanı giriniz. Girdim 56. Vize 1 eşittir 56. Doğru mu? Doğru. Evet, girişini yaptım. Peki ben 10 tane eleman için 10 tane printf, 10 tane scanf mi kullanmak durumundayım?
Bunları ekrana yazdırmak için de bir daha 10 tane 10 sefer printf demek zorundayım. Mantıklı değil. Mantıklı değil. Buna bir çözüm bulmam lazım. Nasıl çözeceğim bunu? Şimdi vizeler dizisi sıralı olduğuna göre, indisleriyle erişebildiğime göre ben bir döngü kursam bu vizeler dizisinin elemanlarına ben 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye erişebiliyorum. O zaman 0'dan 9'a kadar bir döngü kursam ve vizelerin indisini bu dizinin sayacı olarak belirlesem ne olur? Sırayla bu dizinin bütün elemanlarına ulaşmış olurum. Bu ulaşmayı gerçekleştirdiğim anda arkadaşlar artık iş bitmiştir. Bundan sonra diziyle ilgili istediğiniz olayı tasarlayabilirsiniz. Yani dizide bu döngünün kullanımını anladığınız anda artık diziyi çözdük demektir. Diziyle ilgili her türlü işlemi, en büyüğünü bul, en küçüğünü bul, ortalamasını al, ortalamanın üstünü bul. Yani diziyle ilgili ne tür işlem yapmanız gerekiyorsa her türlü işlemi çok rahatlıkla, hiçbir sıkıntı olmadan rahatlıkla çözebilir, yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi o zaman biz de hemen bunu kurmaya çalışalım. Bunu silmeyelim. Bu şimdi yarayacak. Şöyle yapalım. Bir tane sayaç değişkenine ihtiyacım olacak benim. Onun için bir integer i tanımlayalım. Sayaç olarak i adında bir değişken tanımladım. Şimdi for döngümü hemen oluşturuyorum. I eşittir sıfırdan başlasın. I küçüktür 10. Onu dahil etmiyorum. Çünkü sıfırdan 9'a kadar olacak. İndisler bu şekilde gidecek arkadaşlar. I artı artı. Döngümü oluşturdum. Ve hemen şimdi bu döngünün içine şunu sokalım. Kontrol. Şuradan. Kontrol X. Kontrol V. Aldık. Evet. And. Enter. Güzel. Şimdi bu girişte birinci elemanı giriniz diyor da ben bu programı çalıştırırsam her seferinde birinci elemanı giriniz diyecek ve bana hep birinci elemanı ben girişini yapacağım. Diğer elemanlara ulaşmam mümkün değil. O zaman benim burada bir düzenleme yapmam lazım. Yani şurada bir düzenleme yapmam lazım. Şurada bir sıkıntı var. Burada da bir sıkıntı var. Şimdi önce burayı bir çözelim arkadaşlar. Ne yapacağım? Ben dizinin ilk elemanını girmek istemiyorum. Ben dizinin bütün elemanlarını sırayla girmek istiyorum. I sayısı burada sıfırdan başlayıp 10'a kadar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarına sahip olacak mı? Evet, o zaman ben buraya gelip bu sayacın adını yazarsam, buraya I yazarsam ne olur? Sırayla bunun elemanlarını okutmuş olurum. Sırayla bu elemanların hepsini okutmuş olurum. Ne olacak? 0 değerini alacak dizinin ilk elemanı. 1 değerini alacak dizinin ikinci elemanı. 2 değerini alacak üçüncü elemanı. 3 değerini alacak dördüncü elemanı. Bakın ne yaptım? Okumasını hallettim. Okuma işini gerçekleştirdim. Şimdi bir de mesaj verme olayı var arkadaşlar. Mesaj verme olayı var. Onun içinde şöyle bir şey düşünsek. Elemanı giriniz. Hangi elemanı giriniz? Hangi elemanı giriniz? Sırayla yüzde değinci elemanı giriniz. Buraya da neyi getireceğim? Bakın bu yüzde değinin olduğu yere de iyi getirebilirsem eğer ne olur? Sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman şeklinde sırayla benim elemanlarımı girmemi sağlamış olacak. Yani mesaj olayını da bu şekilde halletmiş olacağım diye düşünüyorum. Bakın şuraya da i'yi getirirsem neydi? Bu i nereye geliyordu? Buradaki ilk yüzde d'nin olduğu yere geliyordu. O zaman bu i buraya gelirse ne olur? Birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman diye ekranda mesajları görmüş olurum arkadaşlar. Sonra da bir liste ettirelim isterseniz bunu. Bu döngü bittikten sonra bir döngü de şurada oluşturalım. Aslında i'yi kullanabilirim burada. Yani ikisi içinde, iki döngü içinde i değişkenini kullanabilirim ama kafanızı karıştırmamak için ayrı bir değişken tanımlayacağım arkadaşlar. Hatta bakın size farklı bir yol da göstermiş olayım. Şunu şuradan sileyim. C'nin esnek yapısıyla ilgili. J'yi ben tanımlamamıştım yukarıda. Şimdi benim bir değişkene daha ihtiyacım var. Bir sayaç değişkene daha ihtiyacım var. Bakın ne yapıyorum? Hemen burada tanımını yapıyorum. Tanımını yapıyorum ve kullanıyorum. Direkt tanımlayıp kullanıyorum. Yani gideyim yukarıda tanımlayayım gibi bir zahmete girmeme gerek yok. Hemen tanımlayıp hemen kullanabiliyorum arkadaşlar. Tanımladığım yerde
kullanımını yapabiliyorum ya da kullanacağım yerde tanımını yapabiliyorum. Yine j eşittir 0'dan başlasın. J küçüktür 10 olduğu sürece birer birer artsın dedim. J artı artı birer birer artırdım. Ve şimdi bunları ekrana yazalım. Evet. Şurada printf'im vardı. Hemen bu printf'i alalım şu şeyin içine arkadaşlar. Evet. Printf. Vize yüzde de vize yüzde de eşittir yüzde de. Ne diyecek şimdi burada? Ne olacak? Önce vize 1 eşittir şu, vize 2 eşittir şu diye bana bunu vermesini istiyorum. O zaman ne olacak? Şuraya i gelecek. O kesin. O zaman şuraya da arkadaşlar bir i de buraya gelecek. Ne oldu? Vizenin indisini vermiş oldu i burada. Vizeler dizisinin indisini vermiş oldu. Buradaysa doğrudan sayının kendisini vermiş oldu. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sayının kendisini bize vermiş oldu. Şimdi bir çalıştıralım programımızı. Bir deneyelim bakalım istediğimizi elde edebilecek miyiz arkadaşlar? Çalıştırıyorum programımı. Evet, sıfırıncı elemanı giriniz dedi. Sıfırıncı elemanı giriniz dedi. Şimdi bunu çözeceğiz arkadaşlar. Ama önce bir bakalım. Sıfırıncı eleman yani sıfır indisli eleman. Dizinin ilk elemanı oluyor. Sıkıntı yok. Girdim 56. Birinci elemanı giriniz 85. Yani indisi 1 olan elemanı giriniz. Burada kastettiği şey o. 98. 54. 25. 5. eleman yani 6. eleman oldu. İndisi 5 olan eleman. 39. 78, 65, 88, 99 ve bitti. Evet, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indislerini vermiş olduk. Vize 1, evet burada, evet şunları alt alta yazdırırsak bunu daha iyi görebileceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii burada döngümüzde i değil j olacak. Şunları da bir değiştirelim. Şöyle şuraya bir ters bölün n'yi koyalım önce. Ters slash n. Satır atlatıyordu biliyorsunuz arkadaşlar bu. Bu döngümde değişkenim i değil j'di. Unuttuk onu. Değiştirelim hemen. Evet j olarak değiştirdim. Güzel. Şimdi alt alta listelemesini isteyeceğim. Çalıştırıyorum. Hemen notları girelim. İşte 85, 96, 32, 56, 57, 45, 66, 88, 20, 15. Evet. Vize 0, 85. Bakın 85, 96, 32, 56, 57, 45, 66, 88, 20, 15. Gördüğünüz gibi notların girdim ve listeledim. Şimdi tamam bu girişle ilgili hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Listeleme işiyle de ilgili bir sıkıntı yok. Fakat şimdi burada şöyle bir şey değiştirilebilir. Yani burada biz programı yaparken kullanıcı hitaplı çalıştığımız için yani kullanıcıya ithafen çalıştığımız için kullanıcının sıfırıncı elemanı giriniz. Görmesi çok hoş olmayabilir. Yani sıfırıncı vize mantıklı olmayabilir. Kullanıcı açısından düşünürsek bizim için çok anlamlı. Niye? Çünkü vizenin ilk elemanı sıfır indisli olan elemanıdır. Benim için çok anlamlı ama programcı olarak benim açımdan anlamlı. Ama kullanıcı bazlı düşündüğümüz için yani ekranda kullanıcı görecek sonuçta bunu. Sıfırıncı eleman ya da vize sıfır diye görmesi çok hoş olmayabilir. O vize birdir aslında. Yani birinci elemandır. Ve dizinin de ilk elemanıdır yani birinci elemanıdır ama indisi sıfırdır. O yüzden bunu biz bir şekilde ayarlayalım. Nasıl ayarlayalım? Yüzde deyince vizeyi diyelim hatta. Yüzde deyince elemanı da değil vizeyi diyelim. Vizeyi giriniz. Yüzde deyince vizeyi giriniz. Şu noktayı buraya koyayım. Şurada bir boşluk bırakayım. Şunu i yerine i artı 1 desem her seferinde i'nin alacağı değerin bir fazlasını yazar mı? Yazacağını düşünüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde buraya da j artı 1 dersem
İndisleri değiştirmiyorum kesinlikle. İndisler normal kalacak. Onlar tabii ki sıfırdan başlamak zorunda ama ekrana çıktı olarak verdiğim, yani mesaj olarak vermiş olduğum yerlere bir artı koyuyorum. Yani sıfırdan başlamayacak, ne yapacak? Sıfıra bir ekleyecek, bir yapacak. Bire bir ekleyecek, iki yapacak. İkiye bir ekleyecek, üç yapacak. Yani sıfır, bir, iki, üç, dört, beş yerine bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onu kullanmış olacak. Bakalım istediğimize ulaşabildik mi bir görelim. Evet, gayet de istediğime ulaştım arkadaşlar. Birinci vizeye giriniz. Şimdi birinci vizeye giriniz dedi ama aslında girdiğim nedir? Yine vizeler sıfırdır değil mi? Aslında gene vizeler sıfırı giriyorum. Yani onda değişen bir şey yok. Şu anda girmiş olduğum not gene vizeler sıfırdır arkadaşlar. Ama sadece ekranda artık daha düzgün bir görüntü oluşturmuş olacağım bu şekilde. Evet. Vize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, güzel. Bu şekilde daha düzgün bir ekran çıktısı elde etmiş oldum. Böylece arkadaşlar biz dizinin girişini de gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Dizinin elemanlarının girişini böylece gerçekleştirmiş oldum ve ekran çıktısını da verdim. Gayet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da zor değil aslına bakacak olursanız. Çok da zor bir şey yok. Dizinin kullanımı genellikle bu şekilde. Şimdi bu olayı gerçekleştirdikten sonra artık zaten diziyle ilgili her türlü şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani dizilerle ilgili artık her türlü işlemi gerçekleştirebilmeniz mümkün. Yani şu döngüyü ve bu döngünün işte buradaki sayacın bunun indisine karşılık geldiğini tespit edebiliyorsak, bunu anlayabiliyorsak ve bunu gerçekleştirebiliyorsak artık olayı çözmüşüz demektir. Şimdi bakın mesela ben bunların toplamını bulmak istesem. Ben bu dizinin elemanlarının toplamını bulmak istesem ne yapacağım? Hemen buraya arkadaşlar ben bir toplam değişkeni ekliyorum. Ve hemen sıfıra eşitliyorum. Niye? Çünkü bu bir depo değişken. Üzerine veri eklenerek gidilecek. O zaman başta sıfır olması lazım ki yanlış bir iş çıkmasın ortaya. Bu nedenle arkadaşlar benim mutlaka tanımlamış olduğum bu depo değişkeni yapacağım işlemin etkisiz elemanına eşitlemem gerekir. O yüzden ben de sıfıra eşitledim, toplama yapacağım. Şimdi burası giriş olarak kalsın. Buraya hiç dokunmayalım arkadaşlar. Buradan veri girişlerimizi yapalım. Ve biz şurada toplama yapalım. Bunları ekrana yazdığımız yerde toplama yapalım. Ekrana yazmaya gerek yok. Zaten biz kendimiz girdiğimiz için bunu ekrana yazmama çok da gerek yok. Şunu kaldıralım ekrana. Yazmayalım. Ne yapalım? Toplamı bulduralım. Şimdi burada ben girişi yaptığım anda arkadaşlar artık dizinin elemanları belli olmuştur. Yani girişleri yapılmıştır. Şimdi artık bu elemanlarla istediğim işlemi gerçekleştirebilirim. Şimdi toplamlarını bulacağım. Ne yapacağım arkadaşlar? Vizeler dizisinin ilk elemanını alıp toplamın üstüne ekleyeceğim. İkinci elemanını onun üstüne ekleyeceğim. Üçüncü elemanını onun üstüne ekleyeceğim. Dördüncü elemanını onun üstüne ekleyeceğim. Yani üstüne ekleye ekleye toplamını sonuç olarak bulmuş olacağım. Toplam eşittir. Toplam artı vizeler. Buraya da sayaç değişkenimi koyuyorum. Sayacım J'di. Sayaç değişkenimi koyuyorum. Ne yaptı? Sıfırdan sıfırı, biri, ikiyi, üçü, dördü, beşi buraya verecek ve bana bütün elemanları bu şekilde toplamlarını hesaplattırmış olacak. Bu böyle bu şekilde çalışır mı? Evet, bu şekilde çalışır arkadaşlar. Ama benim bildiğim bir şey var. Ben C programlarında kullandığım benim bildiğim bir operatör var. Ben o operatörü niye kullanmıyorum ki burada? Toplam artı eşittir. Artı eşittir operatörünü biliyorum ben. Artı eşittir ne yapıyordu? Toplayarak atama yapıyordu. O zaman ben bunu daha basit şöyle vizeler işi yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirim arkadaşlar. Evet. İkisi de işimizi görür. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Artı eşittir operatörü aklınıza gelmedi. Bunu bu şekilde de dizayn edebilirsiniz. Ne yapacak? Vizenin ilgili elemanını toplamın üstüne ekleyecek ve sonucu toplama verecek. Bakalım arkadaşlar sonucu görelim. Printf toplam eşittir %d integer sonuçta virgül toplam. Toplam. Evet. Çalıştıralım, görelim
arkadaşlar sonucumuzu birinci vizeye giriniz. Artık önemli değil. 6, 3, 2, 5, 4, 7, 8, 1, 10. 1, 10. Evet. Gördüğünüz gibi tesadüfen toplamı da 57 çıktı. Toplamı eşittir 57, 10, 20. Evet, 57 toplamını elde etmiş olduk. Böylece de sayıların toplamını buldurmuş olduk arkadaşlar. Evet, bu örneğimizi de burada sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar, anlattıklarımızın bir özetini yapalım. Neler anlatmaya çalıştık bu dersimizde? Dizi nedir? Programlamada dizi nedir? Ne amaçla kullanılır? Hangi durumlarda dizi kullanılır? Bunları anlatmaya çalıştık. Dizi nasıl kullanılır? Nasıl tanımlanır? Dizilerle ilgili ne gibi işlemler yapılabiliyor? Bunları anlatmaya çalıştık. Yine matris nedir? Matrisler ne amaçla kullanılır? Hangi durumlarda matris kullanılması gerekir? Bunları size bu dersimizde anlatmaya çalıştık. Matris nasıl kullanılır, nasıl tanımlanır? Matrislerle ilgili ne gibi işlemler yapılabiliyor? Bunları bu dersimizde size anlatmaya çalıştık. Verdiğimiz kaynaklardan daha detaylı bilgilere erişebilirsiniz arkadaşlar. Dersimizin sonuna gelmiş olduk. Anlatmış olduğumuz konularla ilgili sormak istediğiniz soruları forum üzerinden bize yöneltebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.